Efendim hepinize merhabalar. Öncelikle güzel bir gün diliyorum. Aslında bu çekimi biz şu anda Perşembe günü gerçekleştiriyoruz. Ama sizler Cuma akşam izleyeceksiniz. Günümüzü değiştirdik. Çünkü Cumartesi günleri hem hava çok güzel oluyor, hem de Ramazan dolayısıyla oldukça belki de geç kalkılabiliyor. O nedenle Cuma akşamlarının daha iyi olabileceğini düşünerek böyle bir değişiklik yaptık. Bakalım Ramazan sonrasında durum nasıl olacak? Bakacağız. Şimdi öncelikle hoş geldiniz Serra Hocam. Bugün sağlık fonlarını işlemeye karar verdik sizle beraber. Çünkü aslında fonları incelerken herkes bir tematik olarak içeriğini merak ediyor. İçeriğinin ne olduğunu görmek istiyor. Ama tabii burada en önemli beklentilerden bir tanesi de getiriler. Ve incelediğimiz fonlar içerisinde de özellikle dolar getirisi en yüksek olan fon tematik fonlar açısından baktığımızda sağlık fonlarının ciddi bir dolar getirisi olduğunu da görüyoruz. O nedenle hem bu fonları tanıtmak hem genel itibariyle dünya genelinde bu sağlık fonları nasıl, nelerden oluşuyor onlardan bahsedelim istedik sizle beraber ve izleyicilerimize bu hafta tematik fon olarak sağlık fonlarını getirdik. Bize neler söyleyeceksiniz hocam bu hafta sağlık fonlarıyla ilgili olarak? Evet. Sağlık fonları tabii kafada şöyle bir soru işareti olabilir. Covid bitti. Hani sağlık fonları, sağlık şirketleri bundan sonra hani iyi bir performans sergileyebilirler mi diye düşünebilir izleyicilerimiz. Fakat tabii sağlık sektörü içinde sadece aşı şirketleri yok ya da ilaç şirketleri yok. Burada özellikle önümüzdeki dönem için öne çıkmasının muhtemel olduğu önleyici sağlık şirketleri de var. Yani bizim hasta olmamızı önleyecek teknolojiler geliştiren sağlık şirketleri, biyoteknoloji şirketleri, sağlık ekipmanları üreten şirketler bunlar da büyük potansiyeller barındırıyorlar. O nedenle de hani tarım fonlarında olduğu gibi sağlık fonlarını da orta ve uzun vadede bir hani potansiyel olarak düşünmeleri gerekir yatırımcılarımızın diye ben de Evet, böyle bir giriş yapayım hocam. ben de beni takip edenleri, izleyenler bilirler. Sürekli olarak biyoteknoloji şirketlerine vurguda bulunuyorum aslında. Bunların bazıları özellikle Amerika'da çok düşük fiyatlara hisse senetlerine sahipler. Ama bu tür fonlara yatırım yaptığınız zaman temel beklenti aslında daha uzun dönemde bunların gelişmesi, çeşitli hastalıklara, önleyici, koruyucu, hastalıklara yönelik olarak önleyici, koruyucu medikal ilaçlar geliştirmesi ve teknolojiyi buluşturmaları nedeniyle oldukça ciddi kazanç sağlayabilecek olan firmalar gibi görüyorum. Şimdi bu fonları inceleyelim isterseniz slaytlarımız üzerinden giderek Tabii hocam. ve neler olduğunu daha net bir şekilde gösterelim bizi izleyenlere. Evet. Şimdi endeks olarak baktığımız zaman dünyada birkaç tane endeks var sağlık şirketlerini kapsayan. Bunlardan öne çıkanı S&P Global 1200 Healthcare Index. Bu endekste 116 tane şirket yer alıyor. Ben buraya en büyük 5 taneyi koydum. United Health Group, Johnson & Johnson, Pfizer, AbbVie, Roche gibi. Fakat burada yaklaşık 116 şirket bunların Amerika'dan olanları, Amerikalı şirketleri 65 tane ve bu endeksin %71'ini oluşturuyor. Yani Amerika çoğunlukta. İsviçre geliyor onun arkasından. 8 tane şirket var endekste. Endeksteki payı %9. Onu İngiltere takip ediyor 3 şirketle. Endeksteki payı %5. Japonya var 13 şirketle ve onu da Danimarka takip ediyor. Dolayısıyla hani farklı coğrafyalara yayılmış bir endeksten bahsediyoruz burada hocam. Evet. Şimdi bu endeksin bir de grafiğine bakalım istedim. Ben son bir yıllık Mayıs 2020 hatta Nisan 2020'den bugüne kadar olarak baktığımızda grafikte dikkatimi çeken şey benim işte Eylül'e kadar bir yükselme trendinin olduğu, sonrasında çok daha volatil hareket ettiği. Tabii burada işte artık Covid'in etkilerinin azaldığına dair haberlerin de yayılmış olmasının etkisi muhakkak vardır. Fakat Mart ayından itibaren tekrar özellikle de belki bu Çin'deki kapanmalarla birlikte endekste yine bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Yıllık olarak baktığımızda da dolar bazlı çok yüksek bir getirisi var endeksin. %14'lük bir getiri yazmış. Evet yani burada şunu da vurgulamakta fayda var. Mesela Alman hükümeti belki haberi kaçıranlar olabilir. Geçtiğimiz haftalarda ya daha doğrusu geçtiğimiz hafta BioNTech'te bir anlaşma yaptı. 5 yıllık bir anlaşma ve bundan sonraki süreçte ortaya çıkabilecek olan çeşitli hastalıklara yönelik olarak aşı üretimi konusunda onlarla yapmış oldukları daha önceki anlaşmayı 5 yıl daha uzattılar. Yani hükümetlerin ve ülkelerin koruyucu önlemlere yönelik olarak tedbirleri devam ediyor. O nedenle burada sağlık sektörüne sadece
COVID-19 ve COVID-19 aşı süreci olarak bakmamanın ne kadar doğru olduğunu vurgulamak açısından söyledim bunu. Evet. Ben dünyadaki en büyük sağlık fonlarına bakalım dedim. Yani yatırımcıların ilgi gösterdiği iki tane fon özellikle öne çıkıyor burada. Bunlardan bir tanesi Healthcare Select Sector Fund, XLV koduyla. Çok eski bir fon aslında hocam. Bu 1998 yılında kurulmuş ve işte yatırım yaptığı sektörler biyoteknoloji, sağlık hizmeti ekipmanı, malzemeler, sağlık hizmeti sağlayıcıları, işte teknolojisi, yaşam bilimleri araçları ve ilaç şirketleri var. Yan tarafta da ilk 10 şirketi görüyorsunuz fonun içindeki. İşte Johnson & Johnson var, Pfizer var, AbbVie var. Bu geçen senede baktığım zaman birkaç tane şirketin ağırlığının değiştiğini ama genel olarak yapının bu şekilde olduğunu görüyoruz bu fonda. Bu ilk fondu. Bir de bundan biraz daha küçük. Az evvel gösterdiğim fonun büyüklüğü 38 milyar dolar. Oldukça müthiş yüksek. Müthiş bir rakam. Müthiş. Evet. Vanguard'ın fonu onun yarısı kadar 19 milyar dolar büyüklüğünde ama o da tabii bize göre çok büyük. O da aynı şekilde medikal ve sağlık ürünlerine yatırım yapıyor. Kuruluşu 2004 ve aynı şirketleri aslında portföyünde tutan bir fon. Dünyadan baktığımız evet. zaman. Evet. Evet. Oldukça şimdi büyük rakamlar bunlar. Yani bize geldiğimizde bizimkiler tabii hem daha yeni hem de evet, göreceli olarak daha küçük. Ama birazdan getirileri görecek bizi izleyenler. Orada da getirilerde aslında memnun edebilecek ölçüde getiriler olduğu söylenebilir. Evet. Bizde 3 tane fon var sağlık sektörüne yatırım yapmış. Ak portföyün, iş portföyün ve garanti portföyün. Hepsi de farklı kategorilerde kurulmuş. Ak portföy sağlık fonunu yabancı hisse senedi fonu olarak kurmuş. İş portföy karma fon olarak kurmuş. Garanti portföy de değişken fon olarak kurmuş. Ak portföyün fonu AFS 22 Ocak 2021 olarak biz buradan söylüyoruz halk arz tarihini, fakat bu fon aslında çok daha eski bir fon. Öncesinde sadece sağlık sektörüne yatırım yapan bir fon değilmiş. 22 Ocak tarihinde Ak Portföy bunu dönüştürmüş ve sağlık fonu olarak yatırımcılarını sunmaya başlamış. Dolayısıyla biz hep AFS'yi incelerken 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren inceliyoruz hocam. Çünkü hani stratejisi tamamen değişmiş. İş portföyün fonu karma fon, içerisinde iki farklı varlık sınıfını tutmak zorunda. O nedenle İKL'nin içinde özel sektör tahvillerini de görmekteyiz hisse senetleriyle beraber. Garantinin fonu ise diğerlerine göre çok daha yeni, 13 Eylül tarihinde kurulmuş. O da çok daha hani aktif yönetim sağlaması beklenen değişken fon kategorisinde kurulmuş. Evet, bunlar haricinde bir de risk parametreleri var galiba. Onlara Evet. da aslında baktığımızda riski değerlendirmekte daha önemli olacak bu süreç içerisinde. Çünkü bahsettiğimiz fonlar yüksek risk derecesine sahip olan fonlar. Evet, mesela AFS'ye baktığımız zaman risk değerinin 7 üzerinden 6 olduğunu görüyoruz, söylediğiniz gibi. Oldukça yüksek riskli, yani yüksek getirinin yanında hani hızlı düşüşlerde yaşanabilir bu fonda. Yatırımcılarımıza önden bunu söyleyelim. Yönetim ücreti %2.9, portföy büyüklüğü 1.6 milyar lira olmuş ve 33.460 tane de yatırımcısı var. Ak Portföy'ün fonunun karşılaştırma ölçütü olarak da size az evvel gösterdiğim endeksi kullanıyor AFS. AFS'nin yatırım stratejisi şöyle, biz AFS için Ak Portföy'den Ali Emrah Ustacı Bey'le bir fon sohbetleri programı yapmıştık. Orada bize AFS'yi detaylı anlatmıştı. İzleyicilerimiz isterlerse ilgilerinet YouTube kanalından bu videoyu da izleyebilirler. Burada Ak Portföy'ün temel stratejisi bir temaya yatırım yapmak. Burada aktif yöneterek fon yöneticisinin kabiliyetini öne çıkartmak gibi bir hani amaçları olmadığını iletmişti. Burada hedefleri o temaya yatırımcıların yatırım yapabilmesini, farklı işte sektörlerden, yurt dışından şirketleri portföylerinde bulundurabilmeleri. Bu nedenle de Ak Portföy şunu yapıyor. 20 farklı sağlık şirketine eşit oranda portföyünü dağıtıyor. Bunları tabii belirli dönemler itibariyle değiştiriyor hocam. Ama hani temel olarak yapmak istediği şey sağlık sektöründeki potansiyeli yatırımcısına yansıtabilmek. Evet, bunların ben de bir ilave olarak şunu söyleyeyim. AFS için fon alış valörü birken, yani bir günken, fon satış valörü 3 gün. Bunu da yatırımcılar dikkate alsınlar. Yani
Bu valör konusu bence özellikle yatırım anlamında en önemli konuların başında geliyor. Onun için bunu da dikkate almalarında fayda var. Çok doğru Diğer söyledin fonumuz, hocam. evet, diğer Evet. fonumuza geçelim isterseniz hocam. Tabii. Bu iş portföyün fonu, ÖKL kodlu sağlık fonu. Bunun da karşılaştırma ölçütünde gene az evvel gösterdiğim endeks var. Fakat %70 oranında. Çünkü bu fon karma bir fon. Dolayısıyla içerisinde özel sektör tahvilleri de tutuyor. Karşılaştırma ölçütü içinde özel sektör borçlanma araçları sabit endeksini de görüyorsunuz. Portföyün büyüklüğü 230 milyonu bulmuş. 22 Şubat'ta kurulmuştu. Bir yılı geçmiş ve 7.338 yatırımcısı var. Gene risk değeri 6, yüksek riski ve yönetim ücretinin de %2 olduğunu görüyoruz. İş portföyün bu İKL Sağlık Fonu 4 ana alana yatırım yapıyor. İlaç üreticileri, tıbbi cihaz üretimi ve geliştirilmesi, biyotek ve sağlık yönetimi. Yatırım yaptığı şirketlerde Amerikan, İsviçreli, Japonya, İngiltere menşeli ve Alman şirketler. Buralardaki şirketlere yatırım yapan bir fonumuz. Fonumuzun Mart 2022 itibariyle portföyündeki ilk 5 hisse senedine baktığımız zaman United Health grubu tutuyor. Johnson & Johnson var, Roche var, Pfizer var, bir de AbbVie'yi gene portföyünde tutuyor. Bu biraz bizim daha önce bahsettiğimiz yabancı fon gruplarına benzeyen bir fon. Onlara daha uyum gösteren. Yani içerisindeki gruplar olarak baktığımızda oranları daha belki düşük ama sonuç itibariyle benzerlik itibariyle yurt dışındaki fonlara benzer yapı içerisindeki bir fon gibi gözüküyor bu İKALE. Evet. Evet. Yani Ak Portföy 20 fona yatırım yapıyor yaklaşık demiştik. İş Portföy'de çok daha fazla sayıda Evet. hisse var. Özür dilerim, düzeltiyorum. Dolayısıyla hani işte belki ben şöyle bir Mart ayına bakmıştım. 100'e yakın şirket var. Kiminin oranı 0,5, kiminin oranı burada gördüğünüz gibi 4,8. Dolayısıyla hani burada daha fazla şirkete yatırım yaptığını söyleyebiliriz. Evet. Bir sonraki şirketimiz. Son fonumuz da GZG, Garanti'nin fonu. GZG de değişken fon. Gene aynı şekilde ilk gösterdiğim endeks karşılaştırma ölçütlerinden. Portföy tabii daha küçük, daha yeni kurulmuş, 88 milyon lira. 1.617 yatırımcısı var. Risk değeri gene 6, yüksek ve yönetim ücreti de %2 GZG'nin. GZG'nin de dün itibariyle varlık dalına bakarsak değişken bir fon olduğu için portföyünün çok büyük bir kısmı yabancı hisse senetlerinden oluşuyor. Türkiye'den de yatırım yapıyor GZG. Hisse senedi Türkiye'deki işte yerli şirketlerimize, ilaç şirketlerimize, sağlık şirketlerimize yatırım yapan bir fon olduğunu söyleyebiliriz. Burada tekrar yatırımcılarımızı bir konu hakkında uyarmak istiyorum hocam. Bu bütün bilgilerin tamamını TEFAS fon bilgilendirme platformu üzerinden elde edebilirler. Fon detaylı analizleri için fon detaylı analiz bölümüne girdiklerinde bu söz konusu fonun kodunu yazdıkları takdirde bütün bilgiler önlerine gelecektir. Bireysel emeklilik fon alım satım platformu olan BEFAS'tan da gene bireysel emeklilik fonlarına ilişkin bilgileri elde edebilirler. Dolayısıyla bu iki alan çok çok iyi çalışan ve inanılmaz derecede güzel bilgi veren alanlar. Bunu da bir finansal bilgilendirme amacıyla söyleyelim. Her an, her istedikleri an kendileri de mevcut ellerinde bulundurdukları ya da ilgi duydukları fonlara ilişkin bilgileri buradan detaylı olarak görüp edinebilirler. Evet. Şimdi getirilere geçelim isterseniz. Tabii. Önce Türk lirası bazlı getirilere bakalım. 1 aylık kısa, 3-6 aylık ve 1 yıllık getirilere bakalım. Çünkü fonlarımızın 1 yıldan daha uzun getirisi yok. AFS'ye baktığımız zaman %9,83 kazandırmış geçen ay. IKL 7, GZG'nin de 6,80'de oluyor, görüyoruz getirisinin. Yıllık getirilere baktığımız zaman GZG tabii henüz daha 1 yılını doldurmadı ama AFS'nin %119 yaklaşık 1 yıllık getirisi. IKL'nin de %100 diyebiliriz yani. Yatırdığınız para 2 katına çıkmış IKL ile ve AFS ile. Evet, TL cinsinden tabii. TL cinsinden. Dolar cinsinden bakalım tabii bir de hocam. Dolar cinsinden baktığımız zaman 1 aylıkta AFS'nin getirisi %10, IKL ve GZG'de %7 kazandırmış yatırımcısına. Ben yine 1 yıllığa bakıyorum. 1 yıllıkta da AFS %21, IKL'de %10'luk bir dolar bazlı getiriye sahip. Tabii oldukça yüksek getiriler bunlar dolar bazlı baktığımız zaman. Evet, yani burada en önemli noktalardan bir tanesi hele kuru korumalı mevduat sistemi üzerinden hareket ettiğimizde elimizdeki parayı kura karşı koruyabiliyoruz ama getiri anlamında dolardaki bu getiriler özellikle yatırım fonlarındaki
bu temada son derece yüksek gözüküyor. Her temada bu olmuyor. Geçtiğimiz temaların hepsini inceledik. Bu dolar getirileri anlamında kayıp olan fonlarda da vardı. Ama sağlık fonları özellikle bir yıllık süre içerisinde, tabii burada COVID'in etkisi çok büyük ve buradaki aşı süreci oradan dolayı da bir etki var. Ama netice itibariyle dolar getirileri anlamında oldukça tatminkar dolar getirisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yıllıkta ve son geçtiğimiz aya ilişkin olarak getirilerde. Evet. Ben bir de risk değerlerini göstereyim, risk parametrelerini. Risk parametrelerini biz bir yıl üzerinden hesaplıyoruz. Fon yöneticilerimiz de böyle yapıyorlar. Dolayısıyla buraya GZG'yi koymadık, onun bir yılı dolmadığı için. Şimdi AFS ile IKL'ye baktık. İkisinin de benzer yapısı var risk anlamında, onu söyleyelim. AFS'nin standart sapması %37, IKL'ninki 33. Aşağı yönlü risk, yani negatif getirilere, ortalamadan negatif sapmalara, daha doğrusu negatif getirilere demeyeyim de ortalamalardan aşağı yönlü sapmalara baktığımız zaman ikisinin de benzer olarak %27-28 riski olduğunu görüyoruz. Bir yıl içinde kaç gün negatif getiri yazmış diye baktığımızda AFS'de 101 gün, IKL'de de 93 gün olduğunu görüyoruz. Oranlarsak bunu çalışma günü sayısına, birinde %40 negatif getirili gün oranı, birinde de %37. Bir de tabii hatırlarsınız, hep diğer videolarımızda da yapıyoruz, şarp oranlarına bakıyoruz. Yani fonumuzun artık getirisini standart sapmasına böldüğümüz zaman bir birim risk başına elde ettiği getiriye baktığımızda her iki fonumuzda da benzer yapıda 2.6 görüyoruz. 2.6-2.5. Dolayısıyla aldığımız bir birim riske karşılık bu fonlar geçmişte 2.5'luk bir getiri yaratmışlar. Bunu da izleyicilerimize yine buradan paylaşıyor olalım. Hocam çok şey anlatıyorsunuz, çok güzel. Bence en değerli kısımların başında burası geliyor, bu risk parametreleri konusu. Yani burada özellikle yatırımcılar bazen negatif getirili günlerin olduğu zamanlara denk düştüğünde çok ciddi moral bozukluğu içerisine girip ve bu süre içerisinde de elindeki fondan kurtulma ihtiyacı hissedebiliyorlar ya da öyle bir düşünce içerisinde olabiliyorlar. Ama bunu yıla oranladığımızda, mesela AFS'ye baktığımızda negatif getirili gün oranı %40 olarak oldukça aslında yüksek gibi gözükmesine rağmen yıl sonu getirilerinde çok yüksek bir getiri sağlamış. Yani birazcık fonlarda sabırlı olmak ve uzun dönemli düşünmek, yatırımı uzun dönemli planlamak gerektiğinin bence en güzel göstergelerinden bir tanesi bu diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı bilmiyorum. Tabii bütün bu bilgileri demin söylemiş olduğum gibi Tefas veya diğer platformlardan da takip edebilirsiniz ama iyigelir.net'e eğer üye olursanız onların da sizlere gönderecekleri ücretsiz bültenler var. Üyelik de ücretsiz. Dolayısıyla ben siz söylemeden bunu da bir kere daha vurgulayayım istedim. Evet, çok teşekkür ederim hocam. İzleyicilerimiz iyigelir.net'e girerlerse blog yazılarımızda da bu sağlık fonlarından ve diğer temalı fonlardan bahseden birçok yazımız bulunmakta. Bunları da okuyabilirler. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Evet, çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu geçsin. Sağlıkla, mutlulukla ve güzel bir havayla geçsin. Artık çok sıkıldık bu yağmurlardan, evet, kış günlerinden. Hepinize güzel bir hafta sonu diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun.